Merhabalar, ben Sezgin. Bugünkü konumuz ürünleri sonlandırma ve ürünleri silme sayfaları. Bu sayfalara sol tarafta ürünler başlığı altında ürünleri sonlandır ve ürünleri sil sayfalarından ulaşabilirsiniz. Ne işe yarıyor bu sayfalar? Ürünleri silme sayfası mevcut ürünlerinizi, pazar yeri sitelerindeki mevcut ürünlerinizi silme işlemini yapıyor. Ürünleri sonlandırma sayfası ise yine pazar yeri sitelerindeki ürünlerinizin satıştan kaldırılması işlemini yapıyor. Yani satıştan kaldırıyor. Herhangi bir silme durumu olmuyor. Dikkat etmeniz gereken bazı konular var. Burada açıklamalarda da belirttik. Bu işlem aktif satıştaki ürünlerinizi silme işlemini gerçekleştirir. Silme işleminin geri dönüşü yoktur. Gittigidiyor.com sisteminde aktif satıştaki ürünleri silemezsiniz. Evet, Gittigidiyor.com'da satışa çıkmış bir ürünü silemezsiniz. Yalnızca sonlandırabilirsiniz. Bunun için ürünleri önce sonlandırıp, Gittigidiyor.com için bahsediyorum. Önce sonlandırıp sonra silmeniz gerekiyor. Sonlandırdıktan sonra tekrar silme işlemini başlatabilirsiniz. Sonlandırma sayfasına tıklayınız dediğimiz zaman yine sonlandırma sayfasına gidecektir. N11.com sisteminde ürünlerinizi silmeyi tercih ettiğinizde ürünlerinize yapılmış yorumları da kaybedebileceğinizi unutmayın. Kolay kolay kimse böyle bir şeyin olmasını istemez. N11.com'da ürünlerinizi sildiğiniz zaman, yani Gittigidiyor.com'dan farklı olarak N11.com'da bir ürün silindiği zaman direkt olarak o ürün siliniyor. Burada şöyle bir durum var. Eğer ürününüzde daha önce yapılmış olumlu yorumlar var ise bu yorumları ve haliyle o ürüne yapılmış yorumları kaybedebileceğinizden bu riski göz önüne almanız gerekiyor. Çünkü hiç kimse hani güzel olumlu yorum yapılmış ürününü kaybetmek istemez. Sanalpazar.com sisteminde gece 12 ile sabah 9 saatler arasında ürün güncelleme işlemi yapılmamaktadır. Ayrıca sanatpazar.com sisteminde ürün güncelleme işlemi çok yavaş işlemektedir. Bu durum sanatpazar.com ile alakalıdır. Tametek.com'un hiçbir ilgisi yoktur. Evet, sanatpazar.com'da ne yazık ki böyle bir durum var. Sanatpazar.com kendi sistemi gereği gece 12 ile sabah 9 arasında hiçbir şekilde güncelleme işlemine müsaade etmiyor. Ayrıca güncelleme işlemleri, yani işte ürün sonlandırma, ürün silme, ürün yükleme gibi işlemler diğer platformlara göre çok yavaş ilerlemektedir. Bu durumda tamamen sanalpazar.com'un yapısıyla alakalıdır. Onayla butonuna basmadığınız sürece ürünlerinizde herhangi bir değişiklik yapılmaz. Şu anda onayla butonunu görmüyoruz çünkü daha aşağıdaki işlemleri, seçenekleri tamamlamadık. O yüzden daha onayla butonu gelmedi. Siz onayla butonuna basmadığınız sürece herhangi bir işlem gerçekleşmez. Öncelikle sizin cep telefonunuza bir SMS gelir, onay kodu gelir. O SMS'deki onay kodunu buraya tanımlarsınız. Ondan sonra işlem başlatılır. Silme işlemi bittikten sonra cep telefonunuza bilgilendirme SMS'i gelir. Burada yapılan işlemler çok hassas işlemler olduğundan işlemlerinizi onaylamadan önce en az 2 kez kontrol etmenizi öneririz. Evet, ürünleri silme sayfası bu şekilde. Ürünleri sonlandırma sayfası ise bu işlem aktif satıştaki ürünlerinizi sonlandırma işlemini gerçekleştirir. Yine sanalpazar.com ile ilgili az önceki bilgilendirme burada da var. Yine onaylı butonuna basmadan sürede herhangi bir işlem yapılmaz. İşlem bittiğinde bilgilendirme SMS'i gelir. Yine buradaki yapılan işlemlerde önemli işlem olduğu için kontrol etmenizi öneriyoruz. İsterseniz öncelikle ürünleri sonlandır sayfasını adım adım ilerleyelim. Sonra ürünleri silme sayfasını anlatalım. Şimdi hangi ürünlerde işlem yapacaksınız? Mevcut tüm ürünlerde mi? Tamentegro.com tarafından eklenen tüm ürünlerde mi? Eğer Tamentegro.com'un hiç müdahale etmedi, yani Tamentegro üzerinden yüklemediğiniz ürünler üzerinde işlem yapacaksanız mevcut tüm ürünleri seçebilirsiniz. Bunu seçtiğiniz zaman Tamentegro tarafından yüklensin ya da yüklenmesin, bütün ürünleriniz de sonlandırma işlemi yapılır. Hangi platformdan yapacaksınız? Gittigidiyor.com'u seçiyoruz. Dükkan adını seçiyorsunuz. Ben Gittigidiyor.com'da Tam Entegre isimli bir dükkan tanımlamıştım. Buradan da işlemi başlat dediğim zaman cep telefonuma bir SMS gelecek. Ben oradaki SMS'i buraya yazıp onayla butonuna bastığım zaman Gittigidiyor.com'da Tam Entegre mağazanda bulunan ürünleriyle sonlandırma işlemi yapılacaktır. Şimdi bu sefer de tamentegre.com tarafından eklenen tüm ürünleri sonlandır dersek yine bu şekilde platform seçiyoruz. Böyle olunca da şöyle bir durum var. Diyelim ki siz öncesinde 500 tane ürününüz vardı mağazanızda. Tam Entegre ile de 250 tane daha ürün eklediniz diyelim. Toplamda 750 tane ürününüz var. Eğer Tam Entegre.com tarafından eklenen tüm ürünler derseniz burada o 250 ürün sonlandırılır. Yani Tam Entegre tarafından eklenen ürünler sonlandırılır. Yine platformumuzu seçiyoruz. Gittigidiyor.com yine dükkan adımızı seçiyoruz. Şimdi burada az öncekinden farklı olarak dikkat ederseniz şablon çıktı. Niye şablon çıktı? Çünkü ürünleri Tam Entegre ile yüklerken şablon ve kaynak tanımlaması yapıyorsunuz. O yüzden burada size soruyor hangi şablonla yüklediğiniz ürünleri sonlandıracaksınız. Ben Gittigidiyor.com şablonumu seçiyorum.
Seçilen özelliklerde kaynak bulunamadı uyarısı verdi. Yani ben tam entegre üzerinden kendi tam entegre mağazama ürün yüklemediğim için, herhangi bir tanımlama yapmadığım için, yani sadece şablon tanımlaması yapmışım fakat ürün kaynağı tanımlamamışım. O yüzden de bana burada seçilen özelliklerde kaynak bulunamadı uyarısı verdi. Eğer ben bir kaynaktan ürün yüklemiş olsaydım alt aşağı tarafta kaynağı, ürün kaynağını da seçecektim ve ondan sonra tekrar onayla butonuna bastığım zaman ürünlerim sonlandırma işlemi gerçekleşecekti. Ürün sonlandırma işlemi genel olarak bu şekilde çalışıyor. Şimdi ürünleri silme sayfasına geçiyorum. Yine ürünleri silme sayfasında da aynı ürünleri sonlandırma sayfasında olduğu gibi mevcut tüm ürünler ve tamentegre.com tarafından eklenen tüm ürünler var. Yine burada ben mevcut tüm ürünleri seçersem tamentegre tarafından eklenmiş ya da eklenmemiş sizin mevcut hali hazırda bulunan bütün ürünlerinizi silme işlemini gerçekleştirir. Yine buradan ben gittigidon.com'u seçiyorum. Dükkan adımı seçiyorum. Şimdi Gittigidon.com'da şöyle bir seçenek var. Bu seçenekler yani yeni listelenenler, satılanlar ve satılmayanlar N11 Sanal Pazar, Epetit ve Trendyol'da yok. Niye Gittigidon.com'da böyle seçenekler var? Çünkü Gittigidon.com kendi mağaza panelinize girdiğiniz zaman orada da görürsünüz. Yeni listelenenler, satılanlar, satılmayanlar, aktif satıştakiler şeklinde sayfalar görebilirsiniz. İşte burada silme işlemini sizin hangilerini sileceğinizi burada seçiyorsunuz. Yeni listelenenleri seçerseniz ad üstünde yeni listelenen, yeni listelenenleri seçerseniz ad üstünde yeni listelenen ürünler, yani yeni listelenenler sayfanızdaki ürünleri silme işlemini gerçekleştirir. Satılanları seçerseniz satılanlar statüsüne düşmüş olan ürünlerinizi silme işlemini gerçekleştirir. Satılmayanları seçerseniz de satılmayanlar statüsündeki ürünleri gerçekleştirir. Şimdi gittigidon.com'da şöyle bir durum var. Ürünleri siz yükledikten sonra gittigidon.com öncelikle yeni listelenenlere atar ürünü. Sonra siz satışa çıkardığınız zaman aktif satıştakilere düşer. Sonra 30 gün ve 60 günlük listeleme süreleri vardır. Bu tamamen gittigidon.com'a özel bir durum. 30 ya da 60 gün sonra eğer ürün satıldıysa o süre içerisinde ürünün satış süresi sonlanır ve satılanlara düşer. Eğer bu süre içerisinde ürün satılmadıysa ve sonlandırıldıysa bu sefer de satılmayanlara düşer. Bu dediğim gibi gittigidon.com'a has bir özellik. Diğer platformda böyle seçenekleri seçmenize gerek yoktur. Ben üçünü de seçip işlemi başlat butonuna bastım. Tekrar benim cep telefonuma bir SMS gelecek ve ben buradaki o onay kodunu girdiğim onayla dediğim zaman benim gittigidon.com'daki mevcut tüm ürünlerimi, tam entegre mağazamdaki bütün ürünleri, yeni listelenen, satılan ve satılmayanları bütün ürünlerin hepsini silecektir. Şimdi n11.com için yapmak gerekirse aynı işlemi. n11.com'u seçiyorum. Bu sefer burada dükkan adımı yazmıştım. Onu seçiyorum. İşlemi başlatıyorum. Dikkat ederseniz az önceki gittigidon.com'da gelen özellikler gelmedi. Çünkü burada direkt olarak aktif satıştaki ürünlerinizi silebiliyorsunuz. İşlemi başlat dediğim zaman yine cep telefonuna bir SMS gelecek. Buradan onayla butonuna bastığım zaman n11.com mağazamı süre bitiyor. Bir mağazamdaki bütün ürünleri silecektir. Burada tam entegre tarafından eklenen tüm ürünleri seçtiğim zaman yine burada platformumu seçiyorum. Yine burada dükkan adımı seçiyorum. Burada yine şablonumu seçiyorum. Şimdi aynı az önceki sonlandırma sayfasında gösterdiğim gibi ben herhangi bir kaynak üzerinden ürün yüklemesi yapmadığım için şablonu seçtikten sonra ürün kaynakları gelmedi. Eğer ürün kaynağım olsaydı, ekleme yapmış olsaydım buradan da ürün kaynağını seçip tekrar onayla butona bastığım zaman tam entegre tarafından eklenen ürünlerimi silebilmiş olacaktım. Yine burada da o seçenekler gelecekti. Hangi seçenekler? Yeni listelenenler, satılanlar ve satılmayanlar seçenekleri. Ürünleri silme sayfası da bu şekilde. Dediğim gibi en başta da söylediğim gibi ürünleri silme ve sonlandırma sayfalarına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle ürünleri silme sayfasına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bu işlemin geri dönüşü yok. Ürünleri tekrar yüklemeniz lazım. Tekrar satışa çıkarmanız lazım. Yani tekrardan en baştan yaptığınız işlemi tekrar yapmanız lazım. Bu sayfalar hangi şartlar altında kullanılıyor, neden kullanılıyor ondan bahsedeyim. Özellikle ilk kez e-ticarete başlayanlar, deneme yanılma yöntemiyle satış gerçekleştirmek isteyenler, ürünleri ilk başta yanlış yüklemiş olanlar, tek tek ürün silme derdinden, zahmetinden kurtarmak için biz bu şekilde bir sayfa hazırladık. Diyelim ki bir ürün kaynağı buldunuz. Ürün kaynağında 10.000 tane ürün var ve siz ürünleri yüklediniz ama fiyatlar yanlış yüklendi ya da özellikler yanlış yüklendi ya da yapmanız eklemeniz gereken bir açıklamayı yapmayı unuttunuz. İşte o zaman bu sayfayı kullanabilirsiniz. Direkt olarak ürünlerinizi silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ya da ürünleri sonlandırma sayfasından örnek verecek olursak, diyelim ki tatile çıkacaksınız ya da bir süre mağazanızı kapatmaya ara verdiniz. Ürünleri silmeden direkt ürünleri sonlandır diyerek aktif ürünlerinizi satıştan kaldırıp daha sonra tekrar satışa çıkarma kaydıyla ürünlerinizi sonlandırabilirsiniz. Ürün sonlandırma ve silme sayfaları genel olarak bu şekildedir. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hepinize e-ticaret hayatınızda başarılar dilerim.